Evet kıymetli dostlar, sponsorlarımız Golvar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Özellikle burayı görün diye yaptım. Siz bu videoyu izlediğiniz sıralarda ben e, muhtemelen Bursa e, Gemlik yolunda olacağım arkadaşlar. Şimdiden hayırlı yolculuklar dedikleriniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli dostlar, Fenerbahçe'mizin Twente'yi 5-1 mağlup ettiği maçın ardından Hollanda basına geniş yankı uyandırdı tabii ki de. Ve şunları söylemişler. Telegraf Twente Türkiye'nin Twente Türkiye'de Avrupa dramı yaşıyor. Gelecek hafta göre rövanş maçı için hiçbir hayal kurmuyor. Whatball International Twente Türk Metropolü'nde paçayı kurtaramadı. Algimin Damlant İstanbul'da büyük kayıp Twente 5 1 yenildi ve gelecek hafta en şeyde oynanacak rövanş maçı için umutsuz bir skor aldı. Nos Twente'nin yoluna devam edebilmesi için büyük bir mucizeye ihtiyacı var. Peki Türk basını Fred fiziksel olarak kendini geliştirmeli. Yani Fenerbahçe taraftarı sakın Fred'in aldanmasın. İsmail'e güven olmaz. İsmail kim? Top mu oynuyor? Diku saatli bomba. Osterwolde'den olmaz bu iş. Gibi. Şimdi Fenerbahçe'miz Fenerbahçe ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına da ara vermeden başladı. E, Samet Akaydın Serdar Aziz sakatlıkları nedeniyle yokmuş. Luan Perez de sakatlık transfer görüşmesi e, sakatlıklarından dolayı takımdan ayrı üçü de düz koşu yapmışlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sergio Ramos'u Fenerbahçe'ye yazmaya çalışıyorlar. Muhtemelen Galatasaray alacak da hani ulan bu kadar para verilir mi demesin millet diye Fenerbahçe'yle ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Hiçbir alakamız yok. Ee, eğer bunu Fenerbahçe'ye yazıyorsanız kanıtlamayan da namerttir. Tamam mı? O kadar da ağır söyleyeyim çünkü bunların bir planı var. Miguel Crespo için ayrılık çanları çalıyor. Fenerbahçe'de Miguel Crespo için ayrılık çanları çalıyor. 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye katılan Crespo ilk dönemindeki performansı bir türlü yakalayamadı. Ben burada bir şey söyleyeyim. Crespo'nun bir sakatlığı olmuştu hatırlıyor musunuz? O sakatlıktan sonra toparlayamadı farkında mısınız? Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan isimlerden bir tanesi de Miguel Crespo. Portekizli futbolcunun takımda forma giyme şansını gerçekleşen transferlerin ardından oldukça azaldı. Az sonra buna benzer bir isim daha konuşacağım. Sürpriz bir isim. Üstelik Crespo'nun görev aldığı orta saha mevkisini Fenerbahçe bir takviye daha yapacak. Crespo'yu en çok isteyen kulübün Genoa olduğu ortaya çıktı. 4 birlik Fiorentina yenilgisi sonrası Genoa'da transfer çalışmalarının hız kazandığı belirtilirken Crespo için Fenerbahçe'nin 3-4 milyon euro aralığında bir rakam talep etti. 6 milyon talep ediyoruz. Helen haberler arasında demiş. 26 yaşındaki futbolcu 2021-22 sezonu başında Estoril'den 1,5 milyon euro karşılığında kadrosuna atmıştı diyor. 6'yı veriyorlarsa hayırlı olsun. 6'yı vermiyorlarsa Yolu açık olsun. Yani kimseye satmıyoruz arkadaş. Çürüsün kulübede. Çürüsün. Mario Branco çürüsün diyor. Onu söyleyeyim. Elif Elmas için 35 milyon euroluk teklif var. Napoli Başkanı Leipzig'in Elif Elmas için yaptığı teklifi reddetmiş. Hocam Elif'ten bize ne ki ya? İşte Calcio Mercado'da yer alan habere göre 30 milyon euro artı 5 bonus teklifini reddetmiş. Hocam bize ne? Rudi Garcia düşünmüyormuş falan. Fenerbahçe bonus kazanacak. Hocam kaç kazanacağız? Arkadaşlar Elif'in <laughs> transferinden elde edecek gelire bağlı olarak e, en fazla 1,5 milyon euro bonus elde etme imkanımız var. 47 maça çıkmış, 6 gol, 3 asist, piyasa değeri 26 milyon euro. Yani 1,5 milyon euro gelecek gibi duruyor. İnşallah da gelir. 1,5 milyon euro da fena para değil şu ekonomik vaziyette durumda. Sarı lacivert kalpleri fetheden biri. Kim? Serdar Çelikler'in Fenerbahçe'de en sevdiği futbolcu. Fenerbahçe Galatasaray ile girdiği rekabet, transfer rekabeti sonrasında kadrosuna Polonyalı ismi katmıştı. Sebastian Szymanski. Henüz 7 maçta yaptıklarıyla taraftarın gönlünü fethetti. Hatta Fenerbahçe taraftarı bana böyle ukalaca bir soru geldi. Alex mi Szymanski mi diye? Yani Szymanski'nin bayağı fırın ekmek yemesi lazım onu söyleyeyim ama yani Alex'ten kıyaslanacak bir durumda değil onu belirteyim. Arda Güler'in ayrılığı sonrası Arda Güler gitmesin diye kaç parça yalvardık birine bir nevi. Kreatif oyuncu eksikliğini eksikliğine yakın Fenerbahçeli taraftarlar Szymanski'nin performansıyla bunu çabucak unuttu. Polonyalı oyuncu ofansif kalitesinin yanı sıra takım savunmasına ve ön alan presine yaptığı inanılmaz katkıyla da dikkat çekti. 7 maçta 405 dakika süre aldı, 4 gol, 4 asistte 50 dakikada bir gole katkı sundu ve olağanüstü bir performans. Maşallah. Barekallah, Sübhanallah. Böyle bir futbolcuya sahip olduğumuz için de elhamdülillah kimsenin de gözü değmemiş oldu. Şimdi Fenerbahçe elini çabuk tutmuştu. Beyan orta geçirdiği sezonlardan Avrupa'nın dikkatini çekti ama Dinamo Moskova'daydı. Yani Avrupa'daki Avrupa ülkeleri Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle Rusya'ya bir ambargo uyguluyorlar. O yüzden de Avrupa kulüpleri direkt alamıyordu. <laughs> Ve Fenerbahçe 9.75'e işi bitirdi. Bugün satsak kaça satarız? 2 kata satarız. Bak bugün satsak 20'ye satarız. Ve ben size bir şey söyleyeyim. Eğer transfer market çalışanları, Türkiye çalışanları Allah'tan korkuyorsa, bu çocuk bu performans sürdürürse 40'ı 45'leri görür. Transfer market değeri. Ocak ayında belki 30'ları 35'leri görür. Ocak ayında değeri. Ha, Allah'tan korkmuyorlarsa ona bir şey diyemem. Düşür edebilirler yani. Ama e, bu işler sadece Allah korkusuyla da olmuyor. Üstten de baskıyı yiyecekler. Ya bu performansa rağmen siz bunu nasıl böyle tuttunuz diyecekler. Ben söyleyeyim şu an 25 transfer market verisi. Şu an 25 olması 30 teklif demek. Fenerbahçe'nin 30'da satmaz demek. Dediğimi de unutmayın. Şimdi şunu da söyleyeyim. Büyük takımlara Fenerbahçe satışlar yapıyor. Vedat'ı 17.5'a ya sattı 2020'de. Elif Elmas'ı 16'ya sattı 17.5 olabilir. Kim 18 18.5'a gitti. Keya 12.5 falan. Atilla Salay 12.3. Arda 20 artı 10. Altay şimdi 7'ye gidecek. Lan ne enteresan bir takımız bir aynı transfer döneminde hem Real Madrid'de hem Manchester United'da futbolcu satan bir takıma dönüştük ya. Ve 70 milyon euroya yaklaştı satış geliri. Bu arada ay demişken Dominik Livakovic'i Fenerbahçe açıkladı. Bu da çok ince bir nüans vereceğim size. Fenerbahçe Dominik Livakovic'e imza attırdı ve Livakovic'e imza attıran Fenerbahçe açıklamada bulundu. Dinamo Zagreb'e ödenecek paradan bahsedildi. Peki ne kadar ödenecek? Çok az. Sıfır. Fenerbahçe Livakovic'i bedava aldı arkadaşlar. Hocam yanlışım var bunu servis verdik. Bedava aldı. Kulüpten yapılan açıklamada Hırvat Kaleci için Dinamo Zagreb'e 6,65 milyon euro artı 950 bin euro başarıya bağlı bonus bon servis bedeli ödeneceği açıklandı. Yani 6,65 diyelim. 950 bin euro da şampiyonluk primi. Şimdi niye bedava dedin hocam? 6 ay bayındır kaça gidiyor? Yani kaça gidiyor Altay Bayındır? Arkadaşlar 6.65. Ben şunu söyleyeyim. Mustafa Hoca inebildi bildi diye bir ukalalık yapmak istemiyorum. Aslında yapsam da olur. Gerçekten yapsam da olur. Niye? Ya herkes... Yok 9 artı 1. Daha dün bile sosyal medya 9 artı 1 demiyorlar mıydı? Ben ne dedim size? En fazla 7. Ha bonus eklenir. Şampiyonluk bonusu. 950 bin euro şampiyonluk saraylar, Fenerbahçe batsın istiyorsanız bırakın Fener şampiyon olsun da 950 bin euro ödesin. Bak şampiyon oldunuz. Zanyola'ya 5 milyon euro opsiyon fazladan verdiniz. 20'yi almış oldunuz. Artı oyuncu oynadığı için de 4.5'da öyle vermişsiniz. Erden Timur diyor. 24.5 milyon euro demişsiniz. Ben demiyorum Erden Timur diyor. Gidin ona sövün küfür edin edeceksiniz. Çünkü bonuslarla birlikte yaklaşık 30 diyor. Saydığı bonuslar 5.5 milyon euro. Kalanını demek ki ödemişler. Ve Dinamo Zagreb'e 6.65. 950 bin euroyu saymayalım. Şimdi 40 numaralı formaya gidecek Yıldız. Kendisini 5 senelik imzaya, imzayla Fenerbahçe'ye bağladı. Konuşma yapan Selahattin Vakim. Milli gururlarımızdan Altay'ımızı uğurladık dünya devine. Aynı gün Fenerbahçe'mize yakışır bir CV'si olan Orvatistan milli takımının az kalecisini getirdik. Uzun süredir çalıştığımız bir transferdi. Kolay olmadı. Kendisi bize bundan birkaç hafta önce söz verdi ama yazılı çizili hiçbir şey yoktu. Kulüpten çıkabildiğim takdirde Fenerbahçe'ye geleceğim demişti. Sözünü tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum. Mustafa Hoca yine bildi. Ben size ne dedim? Hocam Galatasaray'a gidecekmiş. Gülleyen yalan dedim. Demedim mi? Hocam işte bilmem seviye alacakmış. Gidemez arkadaşlar. Bize sözü var. Biz vazgeçmediğimiz müddetçe Koç bizde demedim mi? Allah'a çok şükür de yanılmadım. Şimdi Altay'ın gittiğini de söylüyor Selahattin Baki. Ama şunu belirtmek istiyor aslında. Yani Altay'ı biz Manchester United'a gönderdik. Biz Livakovic'i aldık. Livakovic'in bon servisini Manchester United diyecek diyor. İşte bunu diyorum. Bedava aldık. Ya sizin gözünüzde bak sizin gözünüzde Altay Bayındır çöp. Beş para etmez. Doğru mu? Bedava gitse sözleşmesi feshedilse Fenerbahçe taraftarının yüzde kırkı sevinirdi. Yüzde kırkı sevinirdi. Lan zaten tutmuyordu. Kolsuzdu bilmem neydi. Yüzde kırkını sevinirdiniz. Bedava gideceğine yediye gitti. Altı artı yetiştirme bedeli diyelim. O parayı aldık. Libakovic'e verdik. Bu arada açıklanmamış sanırım. Fenerbahçe bahsetmemiş ama bunu biz taksitle aldık. Dört taksit şeklinde aldık. Kapı açıklamasında yok herhalde. Libakovic diyor harika duygular içerisindeyim. Dün ve bugün için çok teşekkür ediyorum diyor. Bu sezon 12. transfer bu arada. 12. mi 13. mü? <laughs> Bence 13. Omar Fahid'i yazmamışlar çünkü. 13. transfer Omar Fahid yazın. Adam değil mi Omar Fahid? Arkadaşlar Livako için katılmasına birlikte Fenerbahçe bu sezonki 13. transferini yaptı. Livako diyor ki Volkan Demirel'in derbi maçlarının özetlerini izledim. Fenerbahçe'ye gelmemde beni ikna eden şey bu oldu. Büyük maçları seviyorum. Baskı altında performansım artıyor. Altay'da ayda tam tersi baskı altında performansı düşmüştü. Yani <laughs> Bugün milli gururumuzu gönderip onun yerine Hırvatistan milli takımının gururunu aldık diyor Selahattin Maki dünkü açıklamasında. İşte Fenerbahçe böyle yaprak döker bir yanımız bir yanımız Fenerbahçe diye biz boşuna demiyoruz. Ben şunu söyleyeyim. Yaklaşık 450 dakikaları geride bıraktıkları için söylüyorum. Hani ee, ben futbolculara bir puan vereyim ya da kaç hafta sonra vereyim ya. Hani transferleri. Abi, geçer not aldılar çoğu. Hani Kent aldı, Ceko aldı, Şimanski, Tadic. Hatta Bartu Elmaz da benden geçer not aldı. Bekao aldı. Ciku konusuna bak. Ben Ciku'yu seviyorum, beğeniyorum, hoşuma gidiyor. Ama biraz daha bekleyin. Mert Müldür'ü biraz daha bekleyin. Sakattı atlat. Umut Nair benden geçer not aldı ama bek beklemek lazım. Fred ve Cengiz Ünder. Şimdi Cengiz Ünder'i niye andım? Bilerek andım. Şu yüzden arkadaşlar, <laughs> Kagliari, Fenerbahçe futbolcusu Emre Mor için 6,5 milyon euroluk teklif sundu diye bir haber var. Açıkçası transfer sezonu bitmeden önce Emre Mor'la ilgili bana şöyle bir duyum geldi. Bir takım 8 milyon euroluk teklif yaptı diye. Ancak yaptı olsaydı ben kesinlikle haberdar olurdum. Takımın adını bile bilmiyorum yani. 8 teklif yapabilir deselerdi de o da olurdu. Bakın bu sezon Emre Mor'un 1 Eylül'e kadar bir sakatlığı bekleniliyor. Ee, sonrasında çalışmalara başlayacak falan. 6.5 yani 11 dakika oynadı diye. İrfancan Kahveci. Sağ kanat oynar. Sol kanat oynar. 10 ee, numara oynar. Aslına bakarsanız sağ kanat daha mantıklı oynar gibi. Mesela Ceko'nun e, arkasına tadiçi falan da koyabilirsin. Hani Kanatlarda Tadic, Kent. Sağ kanatta Cengiz, İrfan olabilir. Emre Mor boşa çıkıyor. Bir de sürpriz kovalıyoruz. Çok ciddi bir sürpriz aday kovalıyoruz. O aday gelirse İrfan Can kesinlikle sağ kanat yedeği falan olmaz. Sağ kanat çok büyük çatışma yaşar. Sol kanat da yaşayabilir. Bir enteresanlık var. Ama Emre Mor için 6,5 milyon euroluk teklif sunuldu diyor. Oyuncunun menajeri şu anda Anlaşmayı tamamlamak üzere İtalya'ya gidiyor dedi Tutto Cagliari. Yani Cagliari'nin kendine ait ya da Cagliari'ye yakınlığıyla bilinen bir medya kuruluşu bu bilgiyi veriyor. Ben yok diyemem. Ben ha 8 milyon euroluk bir teklif geleceği bana söylenmişti ama gelmemişti. Burada da şunu söyleyeyim. Hani keşke olsa. Keşke olsam. 6,5 milyon euro kötü para değil. Süper bir para. Keşke olsa. Serdar Dursun. Karagümrük Serdar Dursun'a bir araya geldi. Transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyorlar. Ben şunu söyleyeyim. Ben Crespo'yu gitti sayıyorum. Serdar Dursun'u da gitti sayıyorum. Joshua King'i de gitti sayıyorum. Bilginiz olsun. Bir kişiyi unutuyorum ben ama. kim unutuyorum ya? Fenerbahçe transfer markı. 6 ay henüz açıklanmadı. İngiliz kulübü sağlık kontrolünden geçirip açıklayacaktı ama. Bir kişiyi unuttum ama kimi bilmiyorum. Divakoş bu arada Fenerbahçe eklemiş 12 milyon euro değeriyle. İrfancan 1.9 ama İrfancan muhtemelen yeni güncellemede artar. Bekao, Ciku, Divakoviç 3. Ha, Luan Perez. Luan Perez'in hiçbir sakatlığı yok. Transfer görüşmeleri sürüyor. Her gidebilir. Omar Fahid'i kiralayacağız gibi. Ee, Nazım Sangare mesela idmanlara çıkıyor Nazım. Ee, Nazım Sangare. işte Burak Kapacak. Bunlar idmanlara istediği kadar çıksınlar arkadaşlar. Crespo 1, Serdar 2, King 3, Nazım 4, Burak Kapacak 5. Juan Perez de gitmek üzere diyeyim size. 6. Yani gitmek üzere 6. Tamam. Ee, Juan Perez gitmek üzere 6. Emre orada giderse 7 olur. İyi bir sirkülasyon olur. Ama Serdar Dursun gidici gibi bilgimiz olsun. Yağız Savuncuoğlu da haberini vermiş. Leon, Guido Rodriguez için Real Betis'e 12 milyon euro'luk bir teklif yapmış. Hocam bize ne? Arkadaşlar ben bunun haberini verirken size ne demiştim? 12'ye getirebilirim dedi demiştim. Eğer o olay doğruysa bu da doğrudur. Çünkü 12'ye getirebilirim diyorsa menajeri. Bu arada Jorginho da gidebilir. Jorginho gençler birliği Ducaray'la ilişkisini kesince gidecek gibi. Yani gençler birliğine. Gençler birliğine de iyi partnerlik falan kurmaya başladık. Ben size başka bir şey diyeceğim. Biz Chelsea oyuncusu Callum Hudson Odoi ile ilgileniyormuşuz. Daily Mail, Daily Mail Express'in haberine göre. Bakın Callum Hudson Odoi. Dehşetül vahşet bir isim. Niye? Chelsea futbolcusu 2024'e kadar sözleşmesi var. Bir yılı 1 yıllık kaldı. 1.78 boyunda sol kanat oyuncusu. 22 yaşında İngiliz milli takımının 3 kez formasını giymiş. Sol kanat, sağ kanat oynayabiliyor. Sağ ayaklı bir oyuncu. Hocam bizde Kent var, şu var, Tadic var. Olsun. İstediği kadar olsun. Chelsea'nin altyapısından çıkmış. Biz bu arkadaştan ilgileniyoruz. Belli mi olur? Belki de geçen sene 3,5 milyon euroya Batshuayi aldığımız gibi ee, bu arkadaşlar Bu arada Batshuayi'ye yine teklifler geliyor. Ben açık söyleyeyim bu Batshuayi'yi biz elde tutamayız. Durmaz. Ve benim tahminime göre bu Hudson arkadaşlar. Ya da bir başka kanat forvet arkadaştan ciddi bir ilgimiz var. Şunu söyleyeyim. Bu videodakiler gerçekleşirse. Hocam kallomu kaça alabiliriz? 8'den düşük bir fiyata alabiliriz. At şu ayı giderse kaça gider? 16'ya gider. Ee, tamam. At şu ayı 16'ya gider. Emre Mor 6.5'a giderse. Hadi 7 diyelim. 23 milyon euro. Huido Rodriguez ismi 6 numaraya denenebilir. 12'yi 10 alsam sıkıntı. Crespo 6'ya gitse 23 29. Hadi Serdar da 1'e gitsin 30 olsun. Ya şu anki 4'e gitse 34. Nazım bedava gitsin. Burak kapacak kiralık gitsin. 6 ayda 7'ye gitsin 41. Zaten 7'si buraya geri gidecek. Yine deli paralar. Bakalım arkadaşlar Fenerbahçe'de ne olacak hep birlikte bekleyip görüp izleyeceğiz. Hep birlikte şahit olacağız. İyi ki bu kanaldasınız. İyi ki bizimlesiniz. İyi ki Kadıköy sokaktasınız. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Israrla rica ediyoruz. Ve siz abone oldukça biz daha mutlu oluyoruz. Ben videoyu çekerken de 36.500'e dayanmıştık. Fenerbahçe'nin 5-1 yenmesi sonrasında canlı yayın tekrarı bayağı izlendi ve bayağı kişi kanalımıza abone oldu. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Birlikte nice 36.000'lere. Görüşmek üzere.